Dedik, gündemde başka bir iki konu var hocam, müsaadenizle. Estağfurullah efendim. Onlara lütfen gelmek lazım. Şimdi biraz hani magazinel, biraz hoş bir şey olsun. Hadi öyle bir yere doğru gidelim. Benim şimdi Daron Acemoğlu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Ermeni kökenli bir ekonomist, bilim insanı, iktisatçı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Çifte vatandaşlığı var zannediyorum. Amerikan vatandaşlığı da var. Nobel İktisat Ödülü Daron Acemoğlu'na verildi. Ben kendisini kutluyorum. Daron Acemoğlu'nu biz nereden biliyoruz? Ben iki kitabı var. İkisini de okudum hocam. Ulusların Düşüşü ve Dar Koridor kitapları. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çok güncelledi onu. Yani Türkiye'de sosyal demokratların, solun, cumhuriyetçi çevrelerin gündeminde çok bilinen bir isim. Ve ben İstanbul Kongre Merkezi'nde, daha doğrusu Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşitli bilim insanlarıyla birlikte bir tür iktidar programı denilebilecek bir hazırlık toplantısına da katıldım. Yani biz canlı yayın yaptık oradan. Büyük katılımdı. Yani Kılıçdaroğlu böyle çok oya gibi örerek Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyordu zaten. Türkiye'nin ekonomik kalkınması konusunda da Daron Acemoğlu'nun görüşlerini esas alacağını söylemişti. Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Kutluyorum gerçekten. Şimdi Türkiye'ye gelen üçüncü Nobel ödülü olarak kabul edilebilir böyle bir şey. Her ne kadar kendisi aynı zamanda, değil mi hocam, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesidir Boston'da. Amerika evet. Birleşik Devletleri. Bu Nobel ve 6. yani de bir bankanın koyduğu ama Nobel komisyonuna havale ettiği bir için Nobel deniyor. Evet. Aslında orijinal 5 model 5 Nobel'den biri değil. Evet. Yani orijinal. Ekonomi Nobel'i. Evet, doğru. 6. bir bankanın koyduğu Nobel ama onu da Nobel komitesine havale ettiği için oradan onaylanıyor. O da Nobel ekonomi Nobel'i kabul evet. ediliyor ama ilk 5 klasik Nobel'den bugün, biri değil. Evet, bugün Özgür Özel de kendisini tebrik edince filan, şimdi benim bu konuda hocam bir şeyler söyleme ihtiyacı duymama neden oldu. Şimdi her şeyden önce belirteyim. Daron Acemoğlu liberaldir. Daron Acemoğlu anti-Kemalist'tir. Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in kalıcı değerlerine ve ilkeleriyle barışık birisi değildir. Birkaç şey söyleyeceğim. Hiçbir zaman Amerikan emperyalizmini eleştirmedi. Ulusların Düşüşü kitabında bile örneğin sömürgecilik, emperyalizm olgusunu atlayarak bir iktisat teorisi geliştirmeye çalıştı. Böyle bir teori geliştirebilir mi hocam? Emperyalizmi atlayarak. Mümkün değil. Şimdi bakın. Tam tersi emperyalizme dayayarak tabii geliştiriyor. Şöyle hocam şunu söyleyeyim. Mesela Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukun üstün olduğunu, halkın üreten ve refah ve mutluluk içinde yaşayan bir ülke diye değil, baskıcı, halka sormadan inkılaplar yapan, ya dünyanın hiçbir yerinde halka sorularak devrim yapıldığı var mı hocam? Fransız devrimini yaparken referandum mu yaptılar? Baskıcı, işte şapka devrimi gibi devrimlerin, reformların, devrim demek doğru değil de reformların, insanların infaz edilmesine, yani asılmasına kadar, ki İskilip'le Atıf Hoca örneği gibi, asılmasına kadar gittiğini, bu yanların kötü olduğunu ama kadınlara seçme ve seçilme hakları verilmesi gibi bazı iyi uygulamaların olduğunu söylüyor. Şimdi Daron Acemoğlu'nun James Robinson'la yazdığı ikinci kitap da Dar Koridor. 487. sayfada aynen şunu söylüyor. Diyor ki, Türkiye'yi dar koridora sokmak amacı taşımıyor. Dar koridor dedi, yani demokrasiye götürecek sıkı bir model. Latin alfabesine geçiş, kıyafet devrimi, dini kurumların yeniden laik devlet düzenine uygun yapılandırılması gibi pek çok reform topluma danışılmadan yapıldı ve zorla dayatıldı. Aynen bunu söylüyor hocam. Zorla dayatıldı diyor. Ya laiklik zorla dayatılmış. Ya devrimler zora dayanır zaten. Hilafetin kaldırılmasını referanduma sunsan halkın %90'ı zaten karşı çıkar. Ama oradaki doğruluk şudur. Tarihin akışına uygunluktur. Çağın gereğini yerine getirmektir.
Bugün hilafet gelsin mi gelmesin mi diye bir referandum yapın, halkın %80'i hayır der. En az %80'i, %90'ı hayır der. Kadınların 1934'te seçme ve seçilme hakkını referanduma sunsaydınız kadınların %95'i hayır derdi. Ama o hakkın verilmesinin kendisi milyonlarca kez verilme biçiminden daha demokratiktir. Şimdi böyle bir bilim insanı, bunu hiç unutmayalım. İkincisi serbest piyasacıdır. Emperyalizm olgusunu atlar. Özellikle ulusların düşüşünde mesela sömürgeciliği, darbeleri emperyalizmin planladığı, mesela 12 Eylül darbesi, Şili darbesi, Arjantin darbesi, bunların hiçbiri yoktur. Ama dar koridorda var, Şili darbesi var. CIA bunu fonladı der. Kamucu, toplumcu bir ekonomik perspektife, yani ekonomik politik perspektife sahip değildir. Bunu unutmayalım. Ama zaten bu Nobel hocamın düzelttiği biçimiyle ödülü nasıl almış? Yani bankaların, onu belirtelim. Nobel ödülünü alma biçimi de geliştirdiği son bir teori. Yani bu konular değil ama temel meseleler, temel meselelerde Türkiye'ye bakış, üçüncü dünyaya bakış, geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelere bakışla, mesela ben Amerikan emperyalizminin bir eleştirisine ciddi bir biçimde kitaplarında rastlamadım. Parlak tespitler var, yararlanabileceğimiz tespitler var. Özellikle Ulusların Düşüşü kitabı öyle, parlak bir kitap sayılabilir bu nedenle. Ama temel olarak bir Türk iktisatçıdan çok bir Amerikan iktisatçısıdır, bunu unutmamak evet. lazım. Buyurun hocam. Şimdi değerli izleyiciler, Merdan Yanardağ'ın bu yorumunu...